Günaydın sevgili seyirciler. iyi tatil sabahları. Türk sporu ve aynı zamanda Türk futbolu ve kulüpleri ve özellikle de üç büyükler büyük bir heyecan içinde. Tabii bu heyecan milyonlarca spor severi ve futbol severi son derece ilgilendiriyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadeleleri, Galatasaray'ın Manchester United'la berabere kalması, ee, yani koskoca bir İngiliz, tarihe geçmiş bir İngiliz takımını böyle gollere boğması e, yani her ne kadar maç kazanılmamış olsa da yine de e, Türkiye'de futbol severleri ve özellikle Sarı Kırmızı Camii'yi sevenleri son derece mutlu etti ve memnun etti. Onun dışında Beşiktaş'ta bir büyük heyecan var. Yarın sabah Akatlar'da, Akatlar Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın yeni yöneticileri kim olacak? belirleyecek. Beşiktaş tarihe geçmiş. Türkiye'nin en eski spor kulübü. Ve size biraz sonra ufak bazı bir iki not okuyacağım. Ee, esas isminin kuruluş isminin Osmanlı Beşiktaş e, bedeniye e, mektebi olduğunu yani spor ve vücut çalıştırıcı jimnastik kulübü olduğunu da anlatacağız. E, oradaki bütün görevliler hepsi Abdülhamit'in e, paşalarıdır, valileridir, subaylarıdır. Oraya biraz sonra geleceğiz. Ama önce yarınki genel kurulda Serdal Adalı ve Hasan Arat kim sizlere onu anlatacağım. Önce Serdal Adalı, 1964'te Adana'da doğdu, 84'te iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla Kaliforniya Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bıraktı. Ve ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6000'e aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012'de Veli Efendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan olağanüstü seçimli genel kurulu sonrası Türkiye Jockey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Ve Serdal Adalı Beşiktaş'ta da futbol şube sorumlusu ve as başkanı olarak görev aldı. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013'te başkanlık seçimini kaybetti. Ekibin 2019'da Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş Başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çemi'nin ardından ikinci oldu. Yarışta üçüncü olan ise Hürser Tekin Oktay'dı. Serdal Adalı'yı böylece sizlere çok çok büyük bir tafsilatla olmasa da gene de tanıtmış oluyorum. Ve sıra Hasan Arat'a geliyor. Hasan Arat 27 Eylül 59'da doğar. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahibi yapma teklifinin liderliğini yapmıştır. 2020 adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri, İcra Komitesi üyeliğine seçilir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atanır. 2021'de yapılan seçimle 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilir. Arat basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atılır. Hasan Arat 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde çeşitli görevlerde bulunur. 2012-16 yılları arasında TMOK yani Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-20 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İki tane pırıl pırıl insanın ismini ve tüm tafsiratını sizlere vermiş buluyorum. Kim kazanırsa hem kendileri hem de Beşiktaş için Hayırlı ve uğurlu olsun dileğinde bulunuyorum. Şimdi Beşiktaş'ta bu tarihi olayla birlikte ben çok eski bir spor yazarı, sadece spor spikeri değil. Spor spikerliğimde 60 yıl dolmuştur. Spor yazarlığımda ise 67. yıla girmekteyim. Onu şimdiden belirteyim. Dolayısıyla bütün bu kulüplerin içlerinde bulundum. Muhabirliklerini yaptım. Özellikle Beşiktaş'ta uzun yıllar muhabirlik yaptım. Dolayısıyla Beşiktaş'ı da, Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da üç büyükler olarak e, çok iyi bilirim. Uzun yıllar tercüman gazetesinde spor e, istihbarat şefliği yaptım. Uzun yıllar tercümanda reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptım. Daha sonra gazetelerle ilişkimi e, Güneş gazetesinde yapmış olduğum başkan e, müşavirliği sonunda yaptım. Bırakmış oldum ve bütün televizyonlarda, her televizyonda en fazla da tabii baştan itibaren TRT'den önceki, TRT'deki görevle ilk spor spikerliğimi yapmış oldum. Dolayısıyla yani bir geniş kanattan sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Birçok kulübün içini biraz bildiğimi söyleyebilirim. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş'ın hemen şurada bir. Fotoğrafını göstereyim. Beşiktaş'ın bir özelliği vardır. Daha doğrusu göstermeye gerek yok. Bugünkü programda yönetmenimiz Kaan Yalçın. Kaan Yalçın devamlı çeşitli yerlerde müsabakaları seçen, müsabakaları yöneten bir kardeşimdir. Fakat bugün kendisini İstanbul'da yakaladık. Dolayısıyla ondan gelecek görüntüler, onun bizi yönlendirmesiyle sanıyorum sizlere hoş bir program sunacağız. Onun yardımcısı Mehmet Şuşoğlu, benim yardımcım da Tahir Can Yıldırım. Tahir Can Yıldırım, Bilal Temizel'den önceki geçenlerde babasını kaybetti. Şu anda son derece üzgün. Annesi üzgün, dedesi üzgün. O bakımdan bir süre Bilal Bursa'da ailesinin başında bulunuyor. Benim çok çok başarılı eski yönetmenim Tahir Can Yıldırım yeniden benimle birlikte göreve başladı. Şimdilik onunla birlikte bu e, programı bu tarihi programı sürdürüyoruz sevgili seyirciler şimdi nereden nereye geliyoruz önce e, Fuat Balkan var Fuat Balkan kimdir Fuat Balkan e, Beşiktaş'ın ilk Cemiyetler masasını Kur'an adamdır Cahat Balkan Fakat ondan önce Beşiktaş kulübü 1903'te kurulmuştur ama 1909'da cemiyetler masasına yazılmıştır. Şimdi bu spor tarihini Vala Somalı isimli olağanüstü başarılı rahmetli bir arkadaşım yazdı. Kitaplar, kitaplar yazar. Kendisi dansördü. Voleybolcuydu. Müthiş aktördü. Son derece başarılı bir ressamdı ve aynı zamanda spor yazarı, gazeteci, bilgisayarcıydı. Olağanüstü bir kişiydi onu kaybettik. Rahmetle yazmış olduğu büyük kitap bende en önemli değerler arasında kütüphanelerimde yer almaktadır. Bakın Beşiktaş nasıl kuruluyor? Meşrutiyetin ilanı ile memleket aydınlığa kavuşmuştu. Meşrutiyetin ilanı nedir? Abdülhamit 1908'de meşrutiyet ilan ettikten sonra 1909'da da cemiyetler masası kuruldu. Ama Beşiktaş 1900 Üçte kuruluyor, Abdülhamit'in teşvikiyle. Bütün sarayda, bütün üst düzey yöneticileriyle birlikte en azından 23-25 kişi gençlik e, elde edilsin, gençlikle birlikte onlara çeşitli görevler verilsin, hem vatan mücadelesinde, hem yurt dışındaki mücadelelerde e, ve sağlam e, bir nesil elde edilsin diye Abdülhamit'in teşvikiyle kuruluyor. 1325 eski 3 Ağustos 1325 yani 1909'a geliyor Cemiyetler Kanunu neş oluyor Cemiyetler Kanunu tatbik mevkiine girdiğinden muhtelif semtlerde spor faaliyetleri yavaş yavaş e, gelişmeye başlıyor. Bunlardan Koca Mustafa Paşa'da ağaç ayırındaki kahvede Fehmi, Şevket Bey vesaire arkadaşlarının faaliyetleri Beykoz'a muallim Seyfi Bey'in çalışmaları. Valide Çeşme mıntıkasında mevzi hareketler zikredilebiliyor ve bu meyanda yukarıda da belirttiğimiz gibi Masar Fuat, Refik Vasıf ve arkadaşları Beşiktaş'ta Fuat Bey'in Ihlamur'daki eve önünde eski karakol binasında bar, paralel, gülle, güreş ve eskrim çalışıyor. Osmanzade Şamil, Şeyh Şamil'in oğludur. O da kurucular arasında yukarıda solda ikinci, üçüncüdür Mehmet Şamil diye Göreceksiniz e, cami e, Baykurt, Hüseyin Bereket Beylerle, Bahattin, Mehmet Ali Fetkeri, Ahmet Fetkeri bunlar son derece önemli kişiler. E, hem yazarlar hem vatanseverler hem spor faaliyetlerinde bulunan güreşçiler, federasyon kuran adamlar. Olağanüstü kişiler bunlar sevgili seyirciler. Cumhuriyette de tabii ki mücadelelerini sürdüren kişiler Abdülhamit'ten Cumhuriyet'e geçiyor. Bütün bu başarılı kişiler. Evet e, ee, Ali Fuat e, Beyler, Serence Bey'deki Osman Konağı'nın bahçesinde Osmanlı bedeniyeyi, terbiyeyi mektebi. Bakın Osmanlı, Beşiktaş terbiyeyi bedeniye mektebi adı altında spor faaliyetlerine e, devam ediyorlar. Bu sıralarda e, Osmanlı Beşiktaş Terbiyeyi Bedeniye Mektebi adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü şeklinde değiştirilerek e, nizamnameye göre e, cemiyetler masasına ismi yazdırılıyor. İsim kim tarafından yazdırılıyor? İsimi yazdıran e, yine yöneticilerden Beşiktaş Kulübenin, Kulübenin e, Muhittin Paşa, Beoğlu valisi Muhittin Paşa Fuat Balkan'a diyor ki git diyor bir numaralı üye olarak adını sen yazdır diyor. Ve aynı zamanda bir numaralı üye olarak Fuat Balkan Beşiktaş Divanı da devamlı idare eder. İşte burada Muhittin Akyüz, bütün Avrupa yakasındaki bütün ilçelerin mutasarrıfı dolayısıyla vali olarak geçiyor adı. O da kurucular arasında son derece önemli bir vatansever kişidir. Ve Fuat Balkan, Fuat Balkan gidiyor, Cemiyetler Masası'na ismini yazdırıyor. Bu arada e, yine TRT'nin değerli elemanlarından benim de uzun süre yardımcılığımı yapan kim diyeceksiniz? Kim? O da benim atom karıncamdı bir zamanlar. Tahircan Yıldırım. Tahircan gitti cemiyetler masasından bu fotoğrafı buldu. Bakın Fuat Balkan. Fuat Balkan'ı nereden buldu? Artık kendisi gazeteci. Arkalı önlü bir numaralı. Kokart bir numaralı. Kart Fuat Balkan'ındır. Fuat Balkan kimdir? Fuat Balkan 1903 yılında yani Beşiktaş'ın tarihine de geçtim size. 1903 yılında sarayda eskrim müsabakasına katılan bir kişidir. Muhteşem bir eskrimciydi. Abdülhamit İtalyanlarla müsabaka ayarlıyor. Sarayda milli maç yapılıyor. Sarayda milli maçta 16, 17 yaşında Fuat Balkan geliyor. Önemli bir İtalyan rakibini yeniyor. Bakıyor boy bir, bir 90'a yakın boy. Abdülhamit pek beğeniyor. Bunu alın diyor. Ve Yetiştirin diyor teşkilatı mahsusaya yani mit olarak diyelim şimdiki ismi oraya yetiştiriyorlar. Daha sonra çok çok ilerliyor. Eskrimcidir kendisi. Eskrimde ailece dört olimpiyata katılmışlar katılmış bulunmaktadır bu Balkan ailesi. 1924 Paris ilk katıldığımız daha doğrusu davet edildiğimiz şeref konuğu olarak davet edilmiş edildiğimiz bir olimpiyattır. Atatürk'ün büyük faydasıyla yapmış olduğu yardımlarla 1924 olimpiyatlarına 60 kişiye yakın bir grup olarak gideriz. Başarılı oluruz. Hepsinden önce olimpiyatlarda geçerken ayakta alkışlanırız. İşte bu Fuat Balkan. Yanında da abisi general. Evet Fuat Balkan o eskilerinden sonra 1924, 1928, 1932, daha sonraki yıllarda 48'e kadar yapılmaz olimpiyat, 48 olimpiyatlarına katılıyor. İlk iki 24, 28'de 5. 6. oluyor. Daha sonra ailesiyle birlikte gidiyor. 4 olimpiyata katılan bir adam, Türkiye'de başka kişi yok. Ailece tabii bahsediyorum. Fuat Balkan böyle bir adam. Ve Fuat Balkan'ın e, bu uzun ömrünün sonuna doğru, ben yine gazeteciliğimi sürdürüyorum, Beşiktaş muhabirliği yaparken, Fuat Balkan'ın, Biraz önce okuduğum o Osman e, Osmanzade, Şamil, Cami, Baykurt hep birlikte arkadaşlarıyla birlikte bulundukları yer e, yani Osmanlı, Serince Bey'deki Osmanlı konağının bahçesinde bunlar hepsi çalışırlar. Oraya yakın bir yerde de evinde ben buluyorum Fuat Balkan'ı. Fuat Balkan'la şu anda sanıyorum o gazete kupürünü getirecekler. Tercüman gazetesinde bir röportaj yapıyorum. Memnun değil Fuat Paşa, bakın. Fuat e, Fuat Paşa demeyelim, Fuat Balkan memnun değil. Beşiktaş'ı ziyan ettiler diyor. Beşiktaş'ı ziyan ettiler dedikten sonra da rahmetliyi 6 ay sonra kaybediyoruz. Ve ben bu haberle e, yine bir e, ödüllerimin arasına bir büyük ödül daha katıyorum. Fuat Balkan neler yapıyor? Fuat Balkan, Kazım Karabekir Paşa'nın gözdesi. Kazım Karabekir Paşa onu Balkanlara gönderiyor. Yunan Savaşı'na katılıyor. Daha sonra Yunan-Balkan birlikte savaş veriyoruz Balkan Savaşları oraya katılıyor. Karadağlılar baş kaldırıyorlar. Hep bunlar Karadağlıların başından geliyor. Oralarda hep baskınlar yapıyorlar. Makedonya'da ufak bir devlet kuruyor. Bakın neler neler Beşiktaş'ta neler var sevgili seyirciler. Böyle bir adam işte bunlar. Ve Fuat Balkan bütün bu hizmetlerinden sonra Cumhuriyet tarihine de geçiyor. Tabii ki görevini orada da sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinde neler yapıyor? Yine Kazım Karabekir Paşa'dan üç üstün devlet madalyası alıyor. Hem Osmanlı'da hem e, Cumhuriyet e, tarihinde e, Cumhuriyet e, tarihinde ve aynı zamanda üç defa da kendisini milletvekili yapıyor Atatürk. Milletvekili olduktan sonra Edirne milletvekili. hayatını işte biraz önce gördüğünüz şekilde. Pijaması sırtında, Bey'de Beşiktaş e, İdman Cemiyetini kurdukları yerde hayatını sonlandırıyor. Üzülüyorum tabii, duygulanıyorum. Kendisini rahmetle anıyorum. Değerli seyirciler, sadece Fuat Balkan da e, böyle cümlelerimizin arasında en büyük yeri alırken, bir de Eşref Kuşçubaşı vardır. Eşref Kuşçubaşı, e, tahsil... E, Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı yapmıştır. O da Fuat Balkan gibi. Fakat olağanüstü bir adamdı o. O 150'likler listesine girdi. Fakat listeden tekrar çıktı. Tekrar döndü. Olağanüstü ülkesine bağlı. Hem Osmanlı'ya bağlı, Abdülhamit'le birlikte hem de Cumhuriyet'e bağlı muhteşem bir ajandı. Bir gün Lawrence'ı yakaladı. Lawrence vardır yani ya meşhur. Araplarla birlikte bizim her türlü aleyhimize kararlar alan son derece düşman bir İngiliz. Lawrence'ı yakalıyor. Nerede? Arabistan'da bir yerde yakalıyor. Bunlar öyle enteresan ki. O devirde uçak yok, şu yok, bu yok. Bunlar her işin başında. Lawrence'a diyor ki bak diyor. Öyle diyor başınıza sizin bir iş açacağız ki diyor. Yüzyıl altından kalkamayacaksınız diyor. Osmanlı'ya yaptığınız bütün günahların bedelini sizlere ödettireceğiz diyor. Ve kim çıkıyor bu biliyor musunuz? Bu Eşref Kuşçubaşı İra'yı kurduruyor. Meşhur İrlanda. İrlanda var ya. İra. Onların kan kusturdular İngilizlere yıllarca. E ki ya Osmanlı'dan Kuşçubaşı İra'yı nasıl kurdurur? 1847 yılı. 1847 yılında tarlalarda, İrlanda'da bütün patatesler ve soğanlar çürümüş. Çürüdükten sonra bunlar hepsi aç. Abdülmecit 1947'de şileplerle Osmanlı'dan oraya patates ve soğan gönderiyor. Adamları doyuruyor. Ve şu anda Dublin'de bir büyük tabela, bir büyük e, böyle bir e, şey vardır. E, yazı vardır. Türklere şükranlarını arz ederler her zaman. Dolayısıyla 1847'de o kadar çok seviyorlar ki e, Türkleri İrlandalılar ve Eşref Kuşçu başanında dolaya girmesiyle birlikte İngilizlere kafa kaldırıyorlar. Çünkü İngilizler burnlarının dibinde bunlara iki tane patates vermedi. Osmanlı'dan gitti. Dolu dolu şilepler. Dolayısıyla İrlandalılar bize hayran oldular. İki fotoğraf yan yana gösteriyoruz. Bakın bu da çok ilginizi çekecek. Sağ taraftaki fotoğrafta ne diyor? 1960. Türkiye Ligi'nin ilk şampiyonu Beşiktaş 1960. Şimdi Fenerbahçe'ler bunu duyunca, Afaganlar basacak. Eyvah diyecekler. Bizim ondan sonra aleyhimize konuşuyor. Yanlış yapıyor. Şunu diyor, bunu diyor Orhan Ayhan. Ne diyoruz? Türkiye Ligi'nin ilk şampiyonu 1960 Beşiktaş. E solda da ne var? Milli Lig'in ilk şampiyonu Fenerbahçe 1959. Orhan Ayhan'ın koskoca kitabı önünde duruyor. Bu yanlış nasıl yapılır? Orhan Ayhan'ın yanlışı falan değil sevgili seyirciler. Ol Olay şu. 1959'da ilk kurulduğu zaman adı Milli Lig'di. Ve Fenerbahçe şampiyon oldu. Galatasaray'la e, iki müsabaka yaptılar. Birisinde Galatasaray ağları yırttı. 1-0. Ondan sonra Fenerbahçe 4 attı Galatasaray'ı. Bu gruplarda üçüncü de e, Galatasaray'ın yanında e, vefadır. E, vefadan sonra Galatasaray'dan sonra vefadır. İlk dört arasında üçüncü de vefadır. Dördüncü de Beşiktaş'tır. Beşiktaş e, yenemedi Fenerbahçe'yi. iki müsabakada da yenildi. Galatasaray, Fenerbahçe karşı karşıya geldiler. Galatasaray'da kısa bir, bir gol farkla vefayı geçip şampiyonluğu grup şampiyonluğunu elde etmişti. Bakın şimdi burada kimler var? Şimdi yukarıda Beşiktaş Hemen. Solda Münir. Yanında Necmi. Yanında Kaya Köstepen. Yanında Arif. Arif'in lakabı Bitik'ti. Böyle ölü gibi gider gider her maçta golünü atardı. Sonra bir rahmetli. Nazmi rahmetli. Aşağı sola iniyoruz. Bahattin rahmetli. Küçük Ahmet rahmetli. Tuncay rahmetli. Şenol rahmetli. Sabahattin rahmetli. Bunların hepsiyle günlerimiz geçti. İsterseniz Fenerbahçe'den de bahsedeyim tabii. Gelmişken Mornar, teknik direktör Macar. Hemen yanında Avni, Kocaeli'dir. Ee, Özcan, Şerefas, Basit Dilimlili, Osman, Naci, oturanlar soldan yerden Lefter, Lefter Gürcan, Mikro Mustafa Canbartu ve Yüksel. Değerli seyirciler Beşiktaş pek parlak günler yaşamıyordu. 1960 yılında yepyeni bir takım kuruldu. Güzel bir takım ama hiç şöhret yoktu içinde. Bir tane Nazmi vardı. O da o sıralarda bayağı yaşlıydı. Şenol ile Birol diye önemli iki adam. Kareli Necmi Mutlu. Biraz önce takımı size hemen saydım. Ve Remzi Tosyalı isimli bir Beşiktaşlı yönetici vardı. Aynı zamanda Futbol Federasyonu'nun en güçlü adamıydı. Onun odası Dolmabahçe'de sahaya hakemlerin çıktığı yerdi. Yani kapalı türbinler şeret şeref altıydı. Hakemler hep onun önünden çıkardı. Dolayısıyla hakemler ondan çok korkardı. Remzi Tosyalıoğlu bir matematik öğretmeniydi. Fikstürü de o yapardı. Öyle çekinmekim yok oturur matematik hocası, fikstür yapar. İstediği takımları karşı karşıya getirirdi. istediği tarihlerde bakın neler anlatıyorum. Fakat bir de Beşiktaş'ın sahaya çıkışı vardı. Nafi Heper isimli bir çok güzel sesli stadyum spikeri vardı. Nafi Heper önce sahaya çıkar ve Celal İnce isimli meşhur bir aktör bakın. Celal İnce. O zamanlar onun çiftliğim isimli bir şarkısı vardı. Remzi Tosyalıoğlu uğur bulurdu bu şarkıyla. Nafiye derdi ki önce Celal'in çiftliği çalacak ondan sonra Beşiktaş sahaya çıkacak. Celal İnce şu anda uzun yıllar geçti Amerika'ya gitti. 103 yaşında yaşıyor. 103. Geçenlerde bir gazetede okudum. Hala seçimlere dahi katılıyormuş iskemlesiyle birlikte. Allah uzun ömürler versin. Ve maç başlar. Maç başladıktan sonra Beşiktaş Gıdım gıdım karşı tarafa gider. Hep sağ taraftan bitik Arif dediğimiz. Arif götürür topları ortalar. Arif götürür topları ortalar. Bütün müsabaka 1-0, 2-0 nadirdir 2-1. Ve böylece şampiyonluğu elde ettiler. Bir de goller vardır. Orta yapılır. Nazmi e, ortasını yapar sağ taraftan. Arif ortasını yapar sağ taraftan. Şenol'la bir ol gol atarlar. Şeyde bahsederken, Nafiye Eper'de bahsederken Beşiktaş'ın forvetine sıra gelir. Nazmi, Arif, Nazmi, Şenol, Birol dediği anda türbünler gol diye ayağa fırlar. Küçük Ahmet'in adı kaynar giderdi. Küçük Ahmet de olağanüstü bir sol açıktı. İki topuğun arasına topu saklar, arkadan önüne getirir, rakipleri geçer, Brezilyalıları böyle şaşırtır. Öyle bir adamdı rahmetli, golünü atardı. Bu olayın başında Yakutik isimli Macar asıllı bir e, İtalya'da profesör olmuş bir adam vardı. Eski bir topçu, eski bir, işte burada fotoğrafı var, eski bir e, antrenör. Türkiye'ye getirdiler, Beşiktaş'ın bu gençlerin başına oturttular. Yardımcısı da kimdi? Yardımcısı da milli Güreşçi ve spor akademi hocası Abbas Sakarya. Abbas Sakarya, Suat Erler'le birlikte önemli işler yapmıştır. İstanbul Yüzme İhtisas kulübünü kurmuşlardır. Aynı zamanda milli güreşçidir. Ve Macaristan Spor Akademisi'ni okuyan, bitiren ilk ve sanıyorum tek Türk spor hocasıdır. Bütün futbolcular hepsini öyle bir antrene etti, öyle bir çalıştırdı, öyle bir çalıştırdı ki bu gencecik Nazmen'in dışında hepsi yepyeni çocukları şampiyonluğa ulaştırdı. 1959'da ilk şampiyon, Millilik adıyla Fenerbahçe ise şampiyonluğuyla tabii ki kaldı. Bundan sonra 1959'dan 60'da Beşiktaş şampiyon oldu. İki yıl sonra da Galatasaray şampiyonluğu ele geçiren takımdır. Sevgili seyirciler, bir de yıllar önce müzelerle ilgili bazı programlar yaparken Beşiktaş Müzesi'nde de yapmış olduğum bir program var. Sağ olsun bizim Tahir abi dedi. Arşivden buldum dedi. Ee, şimdi arkadaşlarımız arşivden o görüntüleri size getirecekler. Kaan Yalçın, Tahir Can Yıldırım ve Mehmet Şuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Ve programdan sonra huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın. Şeref Bey'in ismi Şeref Stadyumuna verilmişti. Ama acaba kim ve ne zaman bu stadyumu, daha doğrusu bu futbol sahasını e, Siyah Beyazlı Kulübe verdi. İşte şu anda 1932 yılının bir başbakanlık kararını görüyorsunuz. Başvekalet deniyor o zaman ismine. Ve Gazi Mustafa Kemal tarafından hazırlanmış olan bu kanun teklifiyle kabul ediliyor ve bir saha kazanıyoruz denerek Beşiktaş Kulübü kendisine verilen Çırağan sahasını tesellüm ediyor. Yani teslim alıyor. Tesellüm eski tabir teslim alıyor. 1932 yılında Şeref Stadı Beşiktaş'ın oluyor. Şimdi otelin bulunduğu yer. Osmanlı İmparatorluğu'nda da meşhur yangınıyla meşhur Çırağan Sarayı. Yangından kalan yerde Beşiktaş futbol sahası olarak çalışmaya başlıyor. Burada da siyah-beyazlı kulübün ilk yurt dışı maçını yapan futbolcularını görüyorsunuz. 1926 yılında Bulgar FK 13 takımı ile yurt dışındaki ilk maçını oynuyor Beşiktaş ve müsabaka bir bir berabere bitiyor. Burada Selahattin Akel'i görüyorum oturanlar arasında. Profesör Selahattin Akel eski başkanlardan ve sağdan ikinci de. Eski beklerden Doktor Vedi Tosuncuk, o da şampiyonluklarla çok yakın ilişkide bulunan rahmetli bir futbolcuydu. Burada iki gümüş kupa görüyoruz. Eski kupalar bunlar böyle canı gönülden verilen kupalar sevgili seyirciler. Şimdikiler gibi bir metrelik iki metrelik büyük görkemli kupalar değil ama bence bunların anlamı çok çok daha önemli. İşte gördüğünüz ufak kupalar 1919-20 İstanbul Türk İdman Birliği şampiyonluğunu kazanmış. 1920-21'de İstanbul Türk İdman Ligi şampiyonu tekrar. 1921-22 Pazar Ligi şampiyonu biraz önce belirttiğim gibi ve 1923-24'te de İstanbul Ligi şampiyonluğunu sizlere biraz önce belirttiğimiz gibi. Bir kulübün ismi jimnastik kulübü olarak tarihe geçer de Sadece futbol mu oynanır? İşte şu anda ünlü Fetkeri ailesinin kızları meşhur Eskrimci ve 1936 yılında Suat Fetkeri hanımın kazandığı bir e, müsabakadan sonraki fotoğrafını görüyoruz. Ve kendisi 1936 Berlin'in olimpiyatlarına katıldı. Derece mi? Dereceye giremedi ama ülkesini en güzel şekilde temsil etti. Meşhur 1936 Berlin olimpiyatları. Ve ilk altın madalyamızı güreşte Yaşar Erkan'la orada almıştık. Onu da rahmetle anıyoruz sevgili seyirciler. 1930'lu yılların sonlarından itibaren Beşiktaş son derece üstün başarılarla şampiyonluklar aldı. Üst üste 1938 ve 43 yılları arasında bazıları da na malup olarak Beşiktaş 5 beş şampiyonluğa imza attı sevgili seyirciler tarihe geçen son derece önemli isimleri şimdi burada sizlere takdim etmek istiyorum. Yukarıda hemen meşhur baba hakkı, hakkı yeten, onun yanında Hristo, ortada Şükrü Gülesin, yanında Vedi Tosuncuk, Faruk Sanak, Şeref Görkey ve Kaleci Eten, burada da Bek Yavuz, Süleyman Seba efsane başkan ve müthiş bir orta saha oyuncusu Çengel Hüseyin. Çengel Hüseyin tam takılan isimle ilgili, ile ilgili topu kimseye kaptırmaz ve herkesin ayağından da kapardı. Ve yine bu kadroda yer almayan çok çok önemli bir golcü vardı. Kemal Özçelik. Onu da rahmetle burada anıyorum. Ve yine fotoğrafta gördüğünüz sağdan ikinci uzun boylu Etem'in yanındaki Şeref Görke ile ilgili size çok çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şeref Görke'nin lakabı voleyci Şereftir. Niçin mi? Soldan veya sağdan yapılan ortaları voleyle rakip filelere taktığı için. 99 golü var voleyci Şeref'in. Ve ile attığı 99 gol kendisini nereye taşıdı? Guinness Rekorlar Kitabı'na. Son derece önemli. Kendisini çok çok severim. Kendisiyle çok çok programlar yaptım. Bu programı ee, hatırlayanlar gayet iyi bilir. 24 yıldan beri sürdürüyoruz biz TRT'de bu programı. Bir gün Şeref Görke'yi abimi aldım abi dedim bu ne bir